Full Time kanalından herkese selamlar arkadaşlar. Kodular ve Funcable platformunda temel ders eğitimlerine devam ediyoruz. Bu bölümdeki konumuz, uzun zamandır sizle çekmek istediğim bir konu var. Bu arkadaşlar projeyi taşıma. Diyelim ki siz Funcable platformunda bir proje oluşturdunuz ve buradaki eklentiler size yetersiz geliyor ve bunu kodular platformuna taşımayı düşünüyorsunuz. Bunu size nasıl yapacağınızı göstereceğim arkadaşlar. Size birkaç kısa bilgi vereceğim bunun hakkında. Bir AIA dosyasını nasıl oluşturabilirsiniz? Bunu başka birine nasıl aktarabilirsiniz? Ya da işte dediğim gibi kodular platformuna nasıl bunu atabiliriz? Bu Funcable platformundan. Bunu size göstereceğim arkadaşlar. Şimdi öncelikle benim yapmış olduğum bir program var arkadaşlar. Bu kendi kullanmış olduğum QR kod programım. Programlarımı yaparken kendi QR kod programımı kullanıyorum. Play Store'da da var. Açıklamalar kısmında genellikle hep vermişimdir. İndirenler olduysa bilmiyorum. Videoların açıklamalar kısmında genellikle bulabilirsiniz arkadaşlar benim yapmış olduğum bu programı. Şimdi ben bunu kodular platformuna nasıl taşıyacağım size bunu gösteriyorum. Çünkü birkaç arkadaş öyle yazmıştı. Forumlarda da çok sıkça rastladığım bir konu aslında. Takip ediyorum forumları ve arkadaşlar, yeni başlayan arkadaşlar genellikle bu tür sıkıntılar yaşıyorlar. Şimdi arkadaşlar bunu öncelikle size şöyle anlatayım. Programımızı aktarırken biliyorsunuz ki kodular platformu ve Funcable platformu reklam konusunda biraz farklı çalışıyorlar. Kodular platformunda önceden onaylatma gereği olduğu için reklamlarınızı kaldırmanız gerekiyor. İster kodulardan Funcable atarken isterseniz Funcable platformundan kodulara atarken reklamları kaldırmak zorundasınız. Yani şurada da eklediğimiz bannerları, insterialleri hepsini kaldırmak zorundayız arkadaşlar. Şimdi ben tabii ki yapmış olduğum programımdaki reklamlarımı kaldırmayacağım. Bunun öncesinde bu programı nasıl kopyalayabiliriz? Size onu göstereceğim arkadaşlar. Aynı platform üzerinde bunu nasıl kopyalayabilirsiniz? Diyelim ki şöyle bir durum var. Bu programı yaptınız fakat bu programı bozmak istemiyorsunuz ve Play Store'a koydunuz. Bu programı bozmak istemiyorsunuz fakat aynı içerikleri kullanacaksınız. Aynı işlemleri yapacaksınız. Tekrar bu işlemleri tek tek entegre etmek istemiyorsunuz. Ve bu programın bir kopyasını oluşturmak istiyor olabilirsiniz. Olabilir. Çünkü password, işte oturum açma bilgileri falan filan biraz sıkıntılı olduğu için bu işlemleri yapmak biraz zaman aldığı için diyelim ki yani programınızın belki kopyasını da yapmak istiyor olabilirsiniz. Size hemen bunu gösteriyorum arkadaşlar. Buradan Apps'e geliyorsunuz ve burada Save App As var. Buraya tıkladığınız zaman burada arkadaşlar bunu kopyalıyor. Şuradan istediğiniz ismi yazabilirsiniz. Bu QR kod kopya olarak kalsın. Ben bunu kopyalayacağım. Sonra AIA dosyasını oluşturacağım. Çünkü kendi programı bozmak istemiyorum. Size göstereceğim. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi buradan kopyalayabilirsiniz. Hemen kopyalayalım. Bakın şimdi yan tarafa atacak. Şu an bakın burada QR kod yazıyor. Birkaç saniye alabilir. Bu bilgisayarınızın yavaşlığı ve internetinizin. Gördüğünüz gibi kopyaladı. Şimdi şöyle göstereyim. Bakın burada QR kod copy var. Bir de burada kullanmış olduğum kendi program var. Şimdi arkadaşlar isterseniz bunu tekrardan Play Store'a koyabilirsiniz. Ama tabii ki ötekinin üzerine yükleyemiyorsunuz. Bunu ayrı bir paket olarak gördüğü için aynı paket olmuyor. Bunu kesinlikle söyleyeyim. Hani buradan şimdi ben bunun AIA dosyasını indireceğim. Başkasına göndereceğim. O adam alıp hiçbir şekilde kullanamaz arkadaşlar. Sadece kendi Play Store'a kendi isimlendirip işte farklı bir paket içeriğinde koyabilir. Şimdi asıl konumuz AIA dosyasıydı. Buradan dediğim gibi işte kopyalayabilirsiniz yaptığınız şeyi. Şimdi arkadaşlar ne yapıyoruz? Buradan reklamları kaldırmak zorundasınız. Reklamları kesinlikle kabul etmiyor. Hata verecektir. Onun için garanti almak için ben buradan reklamlarımı kaldırıyorum. Çünkü aynı reklamlar kodular platformunda da var. Orada da ekleyebilirsiniz. Çok zor bir şey değil bu.
sadece Screen 1'de değil, Screen başka sayfalarınız varsa onlarda da silmek, başka sayfalarda varsa onları da silmek zorundasınız. Benim sadece Screen 1 sayfası olduğu için ben onları olanları sildim. Şimdi arkadaşlar size gösteriyorum. Bakın. Şurada bir AIA dosyası var. Şuradan Dowland APP Project AIA to my computer diyor. Eğer buna basarsanız bu uygulamanızın, bakın, APK'sını değil, sadece yapım aşamasındaki versiyonunu, yani şöyle söyleyeyim, yapım aşamasındaki sadece şeyi indirir, paketi indirir. Kesinlikle bunu alıp kuramazsınız. APK değildir. Yapım aşamasındaki bir sadece dosyadır sadece. Buradan basacağım. Masaüstüme indireceğim ve daha sonra kodlar platformuna taşıyacağım. Aynı şekilde internet üzerinde hazır uygulamaları da bulabilirsiniz arkadaşlar. İnternete yazdığınız zaman işte kodlar AIA, free AIA yazarak, işte ne bileyim, AIA dosyası olarak arattığınızda yüzlerce, binlerce hazır proje bulabilirsiniz. Bunların üzerinden de yürüyebilirsiniz arkadaşlar. Onu da yüklemek için buradan upload app project'e basacaksınız ve buradan dosya seçe, artık indirdiğiniz dosya neredeyse oradan bunu yükleyeceksiniz arkadaşlar. Şimdi ben buradan kodlar platformuna taşıyacağım. Hemen buradan AIA dosyamı oluşturuyorum. Gördüğünüz gibi ismini hemen atıyor ve sonuna AIA ekliyor. Masaüstüme atayım ben bunu aramamak için. Masaüstüme kaydediyorum. Şimdi buradan aynı programımı kodlar platformuna taşıyacağım. Şimdi kodlar platformuna giriyorum. Hesabımı açtım. Aynı şekilde arkadaşlar burada import project var. Burada import olarak yazmaz. Upload Dowland yazar. Bunda import ya da export olarak yazar. Buradan import edeceğiz. Buradan dosya seçiyoruz. İndirdiğim QR kod programımı aynı şekilde buraya yüklüyorum. Ve yapmış olduğum programımı şurada alt tarafta göreceksiniz. Yükleniyor, bekleyin yazıyor. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi buraya taşıdım. Biraz kaymalar olabilir. Bunun üzerinde oynama yaparak düzenleyebilirsiniz. Çünkü Screen 1 orada ortadaydı. Burada da Screen 1'i şöyle center yaparsak, evet, her şey oradaki gibi düzelmiş olacak. Gördüğünüz gibi arkadaşlar programımı çok rahat bir şekilde kodlar platformuna taşıdım. Aynı şekilde kodlardan da Funcable'a taşımak istiyorsanız buradan projeye geliyorsunuz. Buradan AIA'ya basmak zorundasınız. Buradan Save Project falan değil. Import, Export'a basacaksınız. Import yüklemek için, Export indirmek için. Buradan da basarsanız AIA dosyanızı oluşturup masaüstüne indirebilirsiniz. Anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Yani dediğim gibi AIA dosyaları kesinlikle diyelim, şöyle anlatayım size. Ben bu programı kodlar platformunda indirdim. Diyelim ki Play Store'a koydum. Bir de bunun AIA dosyasını oluşturdum, başkasına gönderdim. Bu, sanmayın ki bu adam gelip sizin Play Store'daki programınızın üstüne işte güncelleme ekleyebilir, bir şeyler yapabilir. Kesinlikle hayır. Kopyasını oluşturmanız ya da AIA'sını oluşturduğunuz anda bile bunu kopya olarak sayıyor. Kabul etmiyor kesinlikle. Buradan işte Screen 1'den proje adını değiştirmek zorunda. Şu yapılan proje adını değiştirmek zorunda. Onun için bunu bu şekilde anlatmak istedim. Anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Atarsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.